Merhaba oyun severler, Game Bildik kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere yeni Erincil haritasının özelliklerini göstermek istediğim bir video buldum. O videoyu sizlerle izleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar, yeni Erincil haritası ayın 8'inden sonra harita güncellenecek ve umarım güzel bir haritadır. Erincil'i umarım iyi yapmışlardır. Ben de merak ediyorum. Hadi beraber izleyelim arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Yeni Erincil'e hoş geldiniz diyor. İlk ziyaretçi grubu sizsiniz. Fazla uzaklaşmayın ve sakın kaybolmayın. Bu turda rehberiniz ben olacağım. İlk durağımız her zaman için popüler bir yer olan, çalışma bölgesi olan hapishane. Hapishane tamamen yeniden tasarlanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni depolar ve karakollar eklenmiş ve bina duvarları yeni bir renge boyanmış. Gerçekten çok gerçekçi. Artık etrafı duvarlara çevrildiğine göre her şey kontrol altındaymış. Güzel ama. Bununla birlikte tüm bunlar saldırı savunma stratejilerini etkileyen değişkenlerin ve sayısını arttırıyor. Duvarların sağladığı sığınak agresif oynamak için büyük bir avantaj sağlıyormuş. Yukarı baktığında tarihin izlerini görebilirmişsiniz. Yazıyor hatta alt yazıda. Uzun yıllar boyu süren değişimlerin sonucunda etrafı çevrilen dağlar engebeli hale gelmiş. Yoksa şimdiden bu boş alanda düzenleyeceğim dans yarışmasını mı düşünüyorsun diyor. Sıradaki durağımız Malta Power'muş. Malta Power taş üstüne taş kalmadığına göre arkadaşlar diyor ki burada yakın zamanda bir şeyler olmuş olmalı. Kırık kuleler bize geçmişteki zorlu zamanları anımsatıyor. Öte yandan da burası fotoğrafçılar merak salanlar için inanılmaz bir manzara sağlıyor. Malta Power tamir edildiğinde buraya daha fazla ambar ve bina eklenmiş. Böylece bu enerji santrali zengin kaynaklara sahip bir bölgeye dönüşmüş. Gelecekte buranın tıklım tıklım dolacağına eminim diyor. Gelecekte buranın daha fazla oyuncu, daha sıkı rekabet demek. Bu yüzden bir an önce buraya göz atmamızı tavsiye ediyormuş kendileri. Bu arada buradaki ambarların küçük bir sırrı da varmış. Ama ne bilemiyoruz. Sonraki durağımız tekne. Atlayın diyor tekneye. Erenca düzenli su arıtımı sayesinde suyun rengi ve derinliği önemli ölçüde değiştirilmiş. Ayrıca suyun yüzeyinde dans eden yansımalar daha da nefes kesici hale gelmiş. Güneşli bir güne tekne keyfi yapmak gibisi yok. Güneş gözlüklerini de unutma. Etrafına bir bak diyor. Sahil boyunca terk edilmiş askeri teçhizatlar var. Yeni Erencil'e çok sayıda askeri teçhizat eklenmiş. O imkanlar olduğu sürece çıkartma yapmak daha zor olacakmış. Diğer yandan da eğer sahilde mahsur kalırsa bu siperler sayesinde daha fazla koruma elde edebilirmişiz. Hadi biraz mola verelim. Şimdi taş ocağına gidiyormuşuz. Bakalım taş ocağına. Yeni büyük depo eklenmiş. Ve burada kaynak miktarı önemli ölçü artırılmış. Ve buranın popüler bir iniş noktası haline geleceğini düşünüyorlar. Buraya her geldiğinde aklına bir soru takılırmış. Anlatan kişinin tabii.
buradan gerçekten Avrupa'nın çıkarmıyor. Siz belki duymuyorsunuz ama İngilizce anlatıyor. Şimdi araziden uzaklaşalım diyor ve şehir turuna devam edelim. İşte Pochinki inanılmaz değil mi? Gerçekten güzel olmuş yani, bakın. Genel görünüm eskisi gibi ama ve lakin binaların duvarlarının rengi değişik. Bu parlak renkler Pochinki'nin enerjisini değiştirmiş. Erencel'den bir günlük turumuz sona eriyor arkadaşlar. Henüz bu yeni ve güzel toprak keşfetme şansınız olmadığını düşünüyorum diye belirtiyorlar. Bugün bize gösterdikleri çok daha çekici sürprizler bekliyormuş bizleri. Haritayı daha sonra arkadaşlarına keşfetmeyi unutma diyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Umarım beğendiniz.